Arkadaşlar, Manisa'dan bir mama videosundan hepinize merhaba. Şimdi YouTube'da tabii arkadaşlarımız her yerde mama tarifleri görüyorlar. Ben de size çok farklı, belki yılların tecrübesinin sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre yeni bir mama tarifi vereceğim. İnşallah arkadaşlarımıza faydalı olur. Şimdi öncelikle yaz mevsiminde olduğumuz için yaz mevsimindeki sebzelerle bunu hazırlamaya çalışacağız. Şu an bir gün öncesinden arkadaşlar, bakın elimde biber var. Hemen bazı arkadaşlar görecek. Biberin biraz tarihi geçmiş gibi görünüyor ama şimdi ne yapacağımızı ben bir anlatayım. Arkadaşlar, şimdi bu biberlerin şu yeşil kısımlarını şöyle kesiyoruz. Şu şekilde meydana çıkarıp suyun içine batacak şekilde şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Mamayı yarın yapacağız. Bugün bir gün öncesinden ben bunları hazırlıyorum. Şimdi biraz böyle geçkin biberleri de seçebilirsiniz. Ama yarın bunlar dalından toplanmış gibi oluyor arkadaşlar. Bunu da size öğretmiş olayım. Kuşlarınıza taze taze bunları yedirin. Evet arkadaşlar, şimdi bir gün öncesinden başka sebzeler de olabilir. Havuç, kabak, neyiniz varsa, pancar, lahana, bu tip şeyleri buraya koyabiliriz. Yarın videomuza sabah erkenden devam etmek üzere yaklaşık 100 tane kuş için sizlere çok kolay ve pratik şekilde nasıl mama hazırlanır, bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, şimdi suya bastığımız sebzelerimiz, şöyle göstereyim, gayet ilk günkü gibi, dalından toplanmış gibi hale geldiler. Şimdi bunları ben bir ön parçalayacağım. Ondan sonra size bunları robotla nasıl parçalayacağınızı, çünkü ortada 100 tane kuşumuz var yaklaşık. 100 tane kuşa elle bunları hazırlamak çok kolay değil. Robotla nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar, bıçakla ön kesimini iri parçalara ayırdığımız mama malzememizi şimdi robotumuza alıyoruz. Ve en yüksek hızda parçalamaya başlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu büyüklüğe robotta parçaladığımız sebzelerimiz. Arkadaşlar, şimdi bu büyüklüğe getirdik robotla. Burada dikkat etmemiz gereken, robotumuzun bıçakları keskin olacak.
vurduğunda kesecek içerisine koyduğumuz malzemeleri. Şimdi mamamızın katkı malzemelerine geçelim. Yaz dönemindeyiz arkadaşlar. Ben yaklaşık bu kaşıkla 15-20 kadar toplamda mama malzemesi koyacağım. Bunun %50'si ile %25'ini şöyle bir civciv büyütme yemek kullanıyorum. Bu da arkadaşlar benim öğüttüğüm mısırın irmeği diyebileceğimiz büyüklükte. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar buna katkı olarak biz şimdi dönem olarak yaz ve yazın da en sıcak dönemindeyiz. Hayvanlarımızın altında yavru yumurta yok. Bir miktar grit ben ilave ediyorum. Tabii azıcık da mermerden yapılma bir miktar iri grit ilave ediyorum arkadaşlar. Ayrıca şöyle yulaf. Havalar çok sıcak. Bu dönemde yulaf verilebilir. Onun dışında arkadaşlar bu mamamızda herhangi bir vitamin, probiyotik katkısı kullanmıyoruz. Neden? Birkaç sebebi var. Kuşlarımız zaten yazın eşte değil, yavrumuz, yumurtamız yok. Kuşlarımız sadece kendine bakabiliyorlar. Bakın mamamız hazırlandı bile. Havalar çok sıcak. Şu an bile dışarıda sabah 6 sularında biz bu mamayı veriyoruz arkadaşlar. Sıcaklık 30 derece şu an. Bulunduğumuz ilde, Manisa'da. Bakın mamamız hazır. Birazdan dağıtımını yapacağım. Bu mamayı nasıl yediklerini göreceksiniz. Çok fazla vitamin vermiyoruz bu dönemde. Çünkü kuşlarımız dinlenmede arkadaşlar. Dinlenmede oldukları için çok fazla bir vitamin katkısına ihtiyaçları yok. Şimdi dağıtıma geçelim. Arkadaşlar şimdi dağıtımımızı yapıyoruz. Kuşlarımız tabi sabırsızlanmaya başladılar. Şimdi dağıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi yaz döneminde olduğumuz için sizlere yazla ilgili bazı mama ile ilgili tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi yaz dönemine girmeye başlarken yavaş yavaş kuşlarımızı yumurtadan, yavrudan ayırıyoruz. Herkes kendi bulunduğu ile göre ve sıcaklığa göre bunu yapabilir. Bana göre Mayıs'ta artık ben yavrulardan ve yumurtadan eşlerimi ayırıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos bizde çok sıcak olduğu için bu dönemde üretim yapmamayı tercih ediyorum. Onun için yavrulu dönemde haftada 3 olan mamamızı yavaş yavaş 2'ye, 1'e, hatta Temmuz ayında ve Ağustos ayının başına kadar, 0'a kadar düşürebiliriz arkadaşlar. Mamamızın içerisine çok fazla katkı katmıyoruz. Yani vitamindi, probiyotikti, başka şeylerdi. Katmıyoruz bu dönemde. Mümkünse mamayı da dediğim gibi Temmuz ayında kesebilirsiniz. Ben fiyat olarak pahalı ürünleri her zaman söylüyorum, kullanmıyorum. Verim alabildiğim uygun fiyatlı ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Şimdi kendi yaptığım mısır irmiği, mısır granülü şeklinde kendim değirmende öğütüyorum. %50 ile %75 arasında bunu kullanıyorum arkadaşlar. Normal mısır alıyorum ve öğütüyorum. %25 ile %50 arasında dönemine göre de civciv büyütme yemi kullanıyorum. Bizim burada özlem yem çok alınıp satıldığı için bölgenin bir firması. Bunu kullanıyorum. Bunun içerisinde tabii vitaminler ve probiyotikler yeni gelişmekte olan bir kanatlıya göre olduğu için içerisine ilave mısır katarak vitamin ve probiyotik oranını ben düşürüyorum. İlave bir şeye katkı yapmıyorum çünkü içerisinde mevcut olduğunu biliyorum arkadaşlar. İçeriğine baktım. Bu nedenle mamamın maliyeti oldukça düşük. Sebzeleri de size gösterdim. Önceden saplarını biraz kesip suya bırakırsanız dalından yeni toplanmış gibi oluyorlar. Bu şekilde mamamızı veriyoruz. Hatta ben yumurta alıncaya kadar mamayı oldukça az vereceğim. İçerisine çok fazla takviye koymayacağım. Bu şekilde kuşlarımı besliyorum arkadaşlar. Hepinize de bu şekilde yapabileceğinizi, biraz mama sayısını, haftalık mama adedini azaltabileceğinizi bu dönem için. Kışın bunu arttırabilirsiniz yavrunuz olduğunda. Neticede biz mamayı beslemek için değil, takviye etmek için kullanıyoruz. Yazın da çok fazla takviye etmeye gerek yok arkadaşlar. 100 tane kuş olduğu için rendeyle veya işte bıçakla küçük küçük yapmaya uğraşmaktansa gördüğünüz gibi bunu bir parçalayıcıyla hazırlamak kısa sürüyor. Ancak besinlerin büyüklüğünü uygun hale getirmek daha önemli. Biraz büyük bırakırsanız kuşlar onları alır, etrafa saçarlar. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Manisa'dan hepinize hayırlı üretimler diliyorum.